Şahin Altın Kesim. Şimdi Mopaş marketlerde. Abdurrahman Kavak, neredesin lan? Baba yalvarırım, aç gözlerini. Kızım, üzülme. Ver birinin eline silahı. Bir de şahit bul. Tezgah tamam. Seni biliyorum ey şeytan. Sen benim en azılı düşmanımsın. Allah'ım beni hak sözü işitip de onun en güzeline uyanlardan yap. Ben bu oyunu bozarım. Ani Kabora 2011 ve 2012 yıllarında tüm kategorilerde satış rekorları kırdı. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 4425 354 4426. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 4263 639 5017. Hanım hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Gülbahar Hanım İstanbul'da yaşıyor. Evet. Evli. Evet. Buraya hem babasının vefat ederken ona vasiyetini dile getirmek evet. için aramızda. Hem de çocuk sahibi olmamış ve kardeşleriyle yakınlaşmak istiyor. Özellikle de babasının o vasiyetinde ona bahsettiği ablasını bulmak için evet. aramızda. Evet Müge Hanım. Babası Şaban Yıldırım 1942 yılında Niğde Ulukışla Eminlik Köyü'nde bir karakolda 4 yıl askerlik yapmış. Evet. O dönemde Eminlik Köyü'nde Bekçi Aziz, lakabı da Mantarlı Hoca'ymış. Öyle evet. mi? Evet. Kızı Asiyanlı bir birlikteliği olmuş. O birliktelikten de bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. Askerliği bitince Şaban Bey hem Asiyanlı'mı hem de 2 yaşında olan kızını alıp İstanbul'a getirmek istemiş. Babasının anlattığı böyle Gülbahar Hanım'a. Ancak Asiye'nin babası buna izin vermemiş. Evet. Şaban Bey de İstanbul'a dönmüş. Bir dönem hem bebek için hem Asiye Hanım için bankaya para yatırıldığını biliyor. Asiye Hanım'ın İzzettin diye bir abisinin olduğunu da duymuş. Kardeşiymiş Müge Hanımcığım. Kardeşi. Evet. O doğan bebeğin adı da Döndü. Öyleymiş. Döndü koymuşlar. Kastamonu'ya bir gün dönecek demişler. Yani. Ha, o yüzden adını Döndü evet. koymuşlar. Babanız nasıl anlattı size bunu? Ne diye anlattı? Babam bunu bayağı bir anlattı. İlk benim gençlik yıllarımda anlatmamıştı Müge Hanım. En son günlerde bir de... Ölmeye yakın mı anlattı? Yok. Ondan bir iki sene önce de anlattı. Hep anlatırdı. Derdi ben Niğde'ye gideceğim, Ulukışla'ya gideceğim. Orada benim çok bulacak insanlarım var. Ama beni döverler orada diye gidemedi. Çok istedi gitmek. Korkudan gidemedi oraya. Sonra bu bizimle hiç konuşmadı babam. O bir dünyayla konuşuyorken böyle kalktı oturdu. Bahar diye çağırdı beni. Efendim baba dedim. Kız dedi, kızım dedi. Bir de nikah dedi böyle. Yani bizimle hiç konuşmuyor. Sadece o bir dünyayla konuşuyordu. Ondan sonra baba ablamı bulayım mı dedim. Bul kızım dedi. Ondan sonra da 2 gün sonra öldü zaten. Yani ben çok istiyorum bulayım. Kaç senedir hep başvuruyorum. 2 abimi kaybettim. Başınız sağ olsun. 1 yıl oldu yeğenimi kaybettim. Abim öldüğünde o çocuk 1 yaşındaydı. Kazadan öldü. 3 tane küçük çocuğu kaldı şu anda. Yani çok acılar çektim Müge Hanım. Ben ablamla hiçbir şey istemiyorum. Sadece istediğim tek onu bir kere göreyim ölmeden. Rüyamda gördüm aynı halama benziyormuş. Öyle gördüm. Hiçbir şeysini istemiyorum. Benim zaten dünyada hiçbir şeyde gözüm yok. Çok acılar çektim. Çok çileler çektim ben. Yani 1 yıl önce ölen yavrum bayağı yaktı bizi. Abilerim öyle çok genç öldü. Siz kaç kardeşsiniz? 4 kardeştik. 2 kız 2 erkek. 2 abimi kaybettik. Yani, sizin bir kız kardeşiniz kaldı. Bir ablam var. Ablam da hasta zaten. O da yürüyemiyor bile. Hasta. Ben de böbrek hastasıyım. Çok geçmiş olsun. Sağ ol Müge Hanım. Şimdi diyorsunuz ki ablamızı bulalım. Çok istiyorum. Ben sadece Müge Hanım İzzettin dayıya sesleniyorum.
O babamın Asiye anneyle evlendiğinde bayağı biraz küçükmüş. Annem bile yaşıyor şu anda 88 yaşında. İnşallah İzzettin dayı bunların her şeyi biliyordur. Ne olur arasın. Ben ölmeden bir kere ben de onu göreyim. Nasıl? Bana mı benziyor? Babama mı benziyor? Bir kere göreyim. Hiçbir şey beklentim yok. Sadece bir sarılayım. Kardeş sevgisi. Hiç doymadım kardeşlerime, doymadım. Yani bir şeye ihtiyacınız olmadığı gibi Gülbahar Hanım şöyle demiş hatta. Yani benim durumum da iyi, kardeşime ihtiyacım yok. Asla. Benim evim var, eğer onun ihtiyacı varsa ben evimi bile ona veririm. Hiç yani... çoluğum yok, çocuğum yok Müge Hanım. Hiçbir şeyim yok. Hatta komşularım bile herkes diyor. Yani kime bağlansanız aynısını söyleyecekler size. Kime bağlansanız. Çünkü benim evim her gün insanla dolar taşır. Herkes beni çok sever. Ben de milleti çok severim. Kimseye karşı kötülüğüm yok. Ne güzel. Kimseye karşı bir şeyim yok. Benim ilk eşim de trafik kazasında öldü. 25 yaşında. Ay çok üzüldüm ya. Hep böyle hayatımızın çok şeyler yaşadım. Kaybettiğiniz bir hayat yaşamışsınız. Çok şeyler yaşadım. Nurlar içinde yatsınlar. Abim 28 yaşında öldü. Öteki abim çok genç, o da çok genç öldü. Hep çocukları biz büyüttük. Güzel yeğenleriniz. Evet, evet çok seviyorum yeğenlerimi. Çok seviyorum. İşte bir yıl önce kaybettiğim yeğenim beni çok mahvetti. Hocama tedavi görüyorum işte gidip orada. Panik ata yakalandım, üzüntü. Çok şeyler yaşadım Müge Hanım. Hiç bu dünyadan zevk almıyorum. Hiç. Hiç ay, zevk almıyorum Müge öyle Hanım. Öyle değil mi Enema ya? Kendimi Kur'an'a verdim. Bu sene Kur'an kursuna gittim. Şimdi yaşamak güzel şey. Dünyadan ay, zevk ama almak. Ama hiç lazım. Yaşamıyorum. Siz şimdi tabii bir takım moral bozukluğu içerisinde böyle konuşuyorsunuz. Çok kayıpları olmuş tabii. Tahmin bizden. Ediyorum ki esas söylemek istediği bu evet. Beklediği kardeşini bulursa, sarılırsa benim için evet. Dünyanın zevki başka olur, lezzeti başka olur demek istiyorsun. Yoksa bu dünyadaki her yaşanan hiçbir günün... Hiçbir şeyden zevk almıyorum. Ama yine de böyle kötümser bir havaya kendinizi sokmayın. Şey yaptım. Ümitli olun. Evet. Müge programda Hanım, elimizden gelen Müge Hanım elinden geleni inşallah, yapacaktır. İnşallah. İnşallah. Allah bir da yardım edecektir. Bir ara çıkmayayım dedim. Dinleyiciler de yardım edecektir. İnşallah. Allah onun için herkes... sabırlı olun. İnşallah. Sabırlı olun. Ama kuş yaşama yani, şevkinizi kırmayın. İnşallah. Önemli olan o. Evet. Yani bu hayat yaşanmaya değer diye kendi kendinize evet. Bunu kabul ettirin. Evet. Eve kuş aldım. Papağan aldım Müge Hanım. O kadar onları seviyorum ki çok bağlandım onlara. Onlarla gidip içimi açıyorum onlara. Hiç derdimi açacak kimse yok. Sen gel arada anlat. Ben alışkınım. İyi dinlenin. Gel bak. Çok şeyler yaşadım. Ama Gülbahar Hanımcığım ya bir şey söyleyeceğim. Tabii ki herkesin derdi ayrı. Hani herkese dışarıdan herkesin hayatı güzel gözüküyor da. Herkesin derdi var ya. Evet. Dertsiz insan var mı? Mümkün değil ki dertsiz insan hiç insan olmaz. Yok. Ama ben anlıyorum ki yani bu ablanızı bulmanız size bir moral kaynağı olacak. İnşallah. Ay, ben de bulunmasını çok isterim eğer iyi olacaksanız. İnşallah. Ben bir daha söyleyeyim. Şimdi Gülbahar Hanım'ın aradığı ablası yani babasını ona aktardı. Babası Şaban Yıldırım 1942 yılında evet. Niğde Ulukışlı Eminlik köyünde karakolda 4 yıl askerlik yapmış. Aradığımız ablası herhalde 43, 44 ya da 45 doğumlu olabilir. Evet. Benim bu anlattıklarınıza bakarak ben 43 doğumlu falan olduğunu tahmin ediyorum. Evet hocam. Ulukışlı Eminlik Köyü. Yani Ulukışlı Eminlik Köyü'nde yaşayanlardan şunu rica ediyoruz efendim. O dönemde Eminlik Köyü'nde Bekçi Aziz Bey varmış. Lakabı Mantarlı Hoca. Onun kızı Asiye Hanım'ın babası Şaban, Gülbahar Hanım'ın babası Şaban Yıldırım'dan dünyaya gelen kızını arıyoruz. Siz kaç doğumlusunuz? Ben 56'lıyım da işte evleniyorken yaşım tutmayınca 54 yaptılar. Yani yaklaşık sizin 13-14 yaş büyük bir ablanız var. Evet. Babanız, tabii babanızın bu anlattıklarını mutlaka bir problem olmalı. Çünkü hani orada bir bebek olup da
ben karımı çocuğumu almak istiyorum dese babası vermemezlik yapmazdı. Kesinlikle. Babasının niye vermesin yani, turşusunu kuracak hali yok. Şimdi, çocuk olmuş ortada. Babanız herhalde ya onları terk etti gitti. Şöyle olmuş Müge Hanım. Babamın da babası olmadığı için babam orada kalmaya karar vermiş. Hani o da yetim büyümüş, babam babasını tanımıyor. Ondan sonra işte babam orada sonradan durmamış. Ama eskiden tabii ki böyle gurbet yoktu. Hani böyle evlenme yoktu eskiden. Gurbet İstanbul çıkınca her şey böyle şey oldu. Hani herkes gurbete yayılınca daha çok yabancılarla artık herkes evlenmeye başladı. Eskiden göndermemişler onu. Babam hep derdi yani bana vermediler diye, ama bir seneden fazla oraya nefaka yatırmış Müge Hanım. Babamın halası. Resmi nikahla evlilik olmuş mu? Resmi nikah yok ama. Resmi nikah yok. Evet, ama nefaka yatırılmış avukat kanalıyla. Sonra babamın halası, Biviten halası vardı babamın Kadıköy'de. O demiş ki ben gelinimi torunumu buraya istiyorum deyince nefakayı kesmişler. Niye? Yani daha nefaka istememişler. Babamın halası ben gelinimi istiyorum buraya, torunumu da istiyorum demiş. O zaman istememişler nefakayı. Yani geri buraya göndermemişler. Evet, göndermemek için. Sonra babanız kiminle evlendi? Bir akraba kızıyla mı evlendi? Yok, değil. Benim annemle evlenmiş sonra. Yani sizin anneniz babanızın akrabası değil. Yok, yine değil. Yine dışarıdan değil, birisi. Evet. Yani. Peki efendim, inşallah o zaman bunu tanırlar canım. Mide ulu kışla eminliklerinde ben tanınırlar. Ben 2 seneye yakın işte oraya bir Adana'dan bir çocuk yolladım Müge Hanım. Hüseyin diye, çok efendisi deniyor, çok efendi bir çocuktu. Git oğlum dedim, araştır dedim, oraya yakındı. Gitmiş, orada bulmuş büyüklerden. Onlar demiş, buradan demiş İzmir'e göçtüler demiş. Olsun tamam, nerede göçlerse inşallah. İnşallah. Ben tekrar söyleyeyim, Gülben Hanım dediği gibi bir maddi beklentisi yok. Onun beklentisi tamamen aslında sadece hasretlik. Duygusal bir beklenti. Hasretlik var. Bir göreyim yani. Ben başka bir şey demiyorum. Benim hiçbir şeyde gözüm yok. Hatta yoksa. Gülbahar Hanım maddi bir şey beklemediği gibi. Ben vereyim ben diyor. Ben mevcudumu yani paylaşmaya hazırım benim, diyor. Benim. Ben yani hiçbir şey böyle istemiyorum. Bir bu dünyadan bir şey beklemiyorum sadece. Rastlanacak bir teklif değil. Eşiniz ne durumda? Şimdi evlisiniz. Evet. O hayatta. Evet. O iyi gelmiyor mu? Evde o. Yani o pek öyle hani gelmek. Hani moral düzeltmeye diyorum. Yok, o bir şey demez öyle ses etmiyor. En azından karşına çıkmıyor. Evet, bu gelişinize, şey taleplerinize. Yani istiyor o da bulunsun. Adı eşinizi? Evet. Yaşar Babur, Yaşar. Evet. Yaşar amca biraz sen Gülbahar teyzemizi al, biraz dışarı çıkart. Evet. Şöyle evet. İstanbul'da biraz morali düzelsin. İnşallah ablan da bulunur, beraber gezersiniz. Ah inşallah. Ben bulunacağına inanıyorum yani, i̇nşallah. Mutlaka şimdi bir tanıyan. İzzettin dayıya yalvarıyorum Allah aşkına. O biliyordur bunları. Her şeyi açıkça konuşsun. Tek ona söylüyorum ben. O her şeyi biliyordur. Evet. Allah yardım etsin. Üçlü yok. Dayı da kaç yaşında acaba yani? O da vardır yine. Yani 75-80 üstünde var. Belki de ölmüyor. Annem bile yaşıyor. Allah ömür versin. 88 yaşında annem. İyi hadi bakalım. İnşallah bir telefon gelir. Biz de sizinle beraber seviniriz. İnşallah. Böyle valla içimi burktunuz böyle şey yapıp çok, yani. Çok şeyler yaşadım Müge Hanım. Allah'ım inşallah bundan sonra. Yani zaten bir beklentim yok bu dünyadan da. Tek isteğim onu da bir görsem, ölsem de hiç önemli değil. Kaç yaşınızsınız? 56 yaşında. Niye bu kadar böyle erken? Ben çok içime kapandım. Kaç seneden yani. 56 yaş daha nedir ki yani? Hiçbir şeyde gözüm yok. Her şeyden soğudum. Ay öyle yapma. Bak burada biz neler görüyoruz. Evet. İnsanlar evlatlarını yitiriyorlar ne kadar ki, ama hep diğer bir evladı vesaire için ayakta durmaya çalışıyorlar. Yani hocam tabii daha iyi bunun şeyini yapar ama bunu düzeltmesi lazım. Bu sene Duran kursu açıldı Müge Hanım bizim oraya caminin işte camimize. Hanım hocalarımız var. Öğrendiniz Allah mi? Evet Müge Hanım. Çok ederim. Güzel öğrendik. Çok güzel de okuyoruz şu anda. Yalnız Müge Hanım size bir şey söyleyecektim. Buyurun. Oraya bir tane eski bilgisayar vermişlerdi. Arkası büyük olan. Onlar da o bozulmuştu. Ben dedim Müge Hanım'a gidersem bir tane bilgisayar isteyeceğim hocam size dedim. Yani haram. Ne yapıyorsunuz Kur'an kursunda bilgisayarla? Onlar orada hocalar lazım oluyor şeye, cami hocası şeye,
Zamanlaşım hani ben bizim Kur'an kursuna gittiğimiz zaman da elimizde bir tane yırtık şey, o da böyle de, şey.